erken kanaatimce, ama elbette Türkiye açısından çok olumlu bir durum sayılmaz. Çünkü Manbij konusunda anlaştığına Amerika ile kanaat getirdi sanırım Türkiye, en azından Tillerson gezisinden sonra Sayın Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar bu yöndeydi. Halbuki bizim burada duyduğumuz, evet dış ilişkileri bir takım vaatlerde bulundu Türkiye'ye, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda işte Manbij kentinden YPG'liler çekilsin, işte YPG'ye yakın unsurlar, Manbij yönetim konseyindeki yakın unsurlar yani şey görevden alınsın vesaire. Yani tümüyle YPG'nin oradaki nüfusunu yok edecek şekilde yeni bir düzenlemeye gidilsin. Buna da razı olduğu yönünde ve bu yönde vaatlerde bulunduğu yönünde evet haberler aldık, ama bu tabii şimdi Türkiye ile ilgilenen birim dışişlerinde Avrupa birimi ve Türkiye ile ilişkileri düzeltmek isterken o kendi alanı olmayan Suriye üzerinden yapmaya çalışması, bilmediği bir konu üstelik ve sahadaki gerçeklerle vaat edilenler arasında büyük bir uyuşmazlık var aslında. Bilmediği konular üzerinden vaatlerde bulunması tabii büyük sıkıntı yaratıyor. Ve birincisi Savunma Bakanlığı ve bu kim gelirse gelsin, Pompeo da olsa, başkası da olsa aynı itirazları öne sürecektir Pentagon. Orada Türkiye'nin birlikte hareket ettiği bir takım Suriyeli Arap gruplardan yani gruplara en ufak güven duymuyor. Çünkü hatırlarsanız bu Fırat Kalkanı operasyonu başladığında Amerika o operasyona bir şekilde dahil oldu, havadan destek verdi. Hatta özel kuvvetler, Amerikan özel kuvvetleri bir ara Ra'i bölgesine de girmişti ve oradan bu unsurlar tarafınca işte tedbirler ekibinde kovulmuşlardı. Ve benim kendi özel etimden, kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre şu güne kadar hala Fırat Kalkanı bölgesinden o unsurlar, o Suriyeli Arap gruplar orada bulunan Amerikalılara taciz ateşinde bulunuyorlarmış zaman zaman. Yani özetle Türkiye'nin birlikte hareket ettiği grupların Manbij'e girmesine hiç sıcak bakmıyor Pentagon.